Evet geldi. Geldi, geliyorlar. Kaiser video attıktan sonra gelen mutluluk hissi yazan NPC'ler geldi. Şu anda yorumlar kısmındalar. Hayır, hayır, hayır. Gerçekten ya. Her videomun altında o yorumları yazan NPC'leri görebilirsiniz. Yorumlar kısmına bir iniyorum. Kaiser video attıktan sonra gelen mutluluk hissi. Tamam, siz mutlu oluyorsanız ben her gün video atarım arkadaşlar. Bir de bana Kaktüs Rıfkı'nın gelişimini sormuşsunuz. Gösterelim. Arkadaşlar Rıfkı evrim geçirmeye başladı. Görüyorsunuz şuradan bir şeyler çıkmaya başladı. Rıfkı'ya biraz maden suyu vereyim dedim. Bitki evrim geçirdi. Şimdi Rıfkı'ya biraz daha su verelim ki hızlıca büyüsün. Rıfkı dur, ben bunu nasıl dökerim? Allah kahretsin, üstüme döküldü, her yer battı ya. Of ya, bu ne Rıfkı ya? Rıfkı bu ne ya? Vuramıyorum da, dikenleri var. Neyse, Rıfkı'yı yerine koydum. Bugün onun yapadığında bir oyun oynamıştık ya arkadaşlar. Bugün ona kaldığımız yerden devam edeceğiz ve bu sefer oyunu bitirmeye çalışacağız. Ben kendime inanıyorum, bu oyunu bitireceğim. O zaman hazırsan ben içiyorum, sen beğeniyorsun, başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bu oyunu nasıl bitireceğimi biliyorum. Bir tane sakız çiğnememiz gerekiyor. Falımıza bakalım bari. Siz görebiliyorsunuz mu bilmiyorum. Muhtemelen görünmeyecektir. Eskisini hiç anma. Yalanlarına kanma. Yenisi kapıdadır. Bir tek o var sanma. Tamam. Arkadaşlar bu tarz oyunlarda sakız çiğnemenin önemini söyleyeceğim. Biliyorsunuz birçoğunuz zaten hayranısınız. Lionel Messi. Dünya Kupası maçlarında hep sakız çiğnedi. Neden? Çünkü hem nefes alışverişini kontrol etmek için hem de bir yandan o sakinlik durumunu sağlayabilmek için, koruyabilmek için böyle girişimlerde bulunmuştu Messi abimiz. Şimdi arkadaşlar ben de bu oyunda sakinlik durumumu koruyabilmek için, heyecan panik yapmamak için sakız çiğneyeceğim. Evet, bu şekilde harika parkur mekanikleriyle oyunu bitireceğim. Göreceksiniz. Böyle saçma yollara başvurmazsam daha hızlı bitirebilirim ama ben hızlı bitirmek açısından şöyle bir şey denedim. Buradan böyle kısa yol falan varmış. Biz bilmiyorduk buraları tabii ki. Ne oldu lan? Karakter takıldı buraya. Karakter takıldı. Tamam, çık 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 çık. Biz bildiğimiz yoldan gidelim. En son rüzgar gülünden düşmüştüm hatırlıyorsanız. Bu sefer düşmeyeceğim. Bu sefer kendimden gayet eminim. Başaracağım. Geldik yine borular kısmına. Harika. Şöyle devam edelim. Ben artık proyum. Buraları çok hızlı bir şekilde hallederim. Buralar beni zorlamıyor arkadaşlar. Zaten şimdi sakızla çiğnediğim için bir yandan sakinliğimi de koruyabiliyorum. Hiç panik yapmayacağım. Gayet rahat, profesyonel bir şekilde bu oyunu bitireceğim. Görüyorsunuz ne kadar profesyonel, ne kadar hızlı bir şekilde buraları geçtim. Ne kadar kaldı? Az kalmış. Burası son basamak. Ne kadar sakinim, görüyor musunuz ya arkadaşlar? Ben hiç deliren birisi miyim? Hiç çığlık atan birisi miyim? Hayır, gayet sakin bir YouTuber'ım. Hiçbir videomda kesinlikle çığlık atmıyorum. Gayet sakin bir şekilde oyunlarımı oynuyorum. En son böyle çıkmıştık. Onun için buraya böyle çıktım. Bakın gayet rahat bir şekilde geldik. Şimdi buradan çıkacağız. Buralarda düşen de arkadaşlar bu oyunu oynamasın bir zahmet yani. Buradan şimdi tren raylarını atlayacağız. Çok profesyonel olduğum bir konudur. Her zaman atlarım. Beni sadece zorlayabileceğini düşündüğüm tek bir yer var. O rüzgar gülü. O rüzgar gülünü bu sefer geçeceğim. İnat ettim. Ben bir şeylere inat edersem o şeyleri yaparım. Bu da onlardan bir tanesi oldu şu anda. Burada bunların kısa yolları falan varmış. Böyle bir şeye biniyormuşuz, tren raylarından otomatik götürüyormuş falan filan. Gerek yok arkadaşlar. Ben profesyonel olduğum için buraları hemen böyle koşa koşa geçeceğim. Zaten çok da bir şey kalmadı görüyorsunuz. Şu tünelden gireceğiz. Üstten zıplayacağız. Sonra yukarıya gidiyoruz. Bu tarafı geçtik sayılır. Burada çok bir şey yok artık. Bu kızın sesini kapatmaya çalıştım. Kapanmadı. İnşallah çok bağırmaz yine. Her gittiğim yerde bir şey konuşuyor. Bu video tam olarak ne biliyor musunuz arkadaşlar? Siz böyle geceliğin yorulmuşsunuz. O günün yorgunluğunu atmak istiyorsunuz. Ha, bu videomu açacaksınız. Böyle mayışmış bir şekilde bu videomu izleyeceksiniz. Gayet chill bir şekilde de uyuyacaksınız. Sonra rüyanıza geleceğim ve çığlık atacağım. Bak yine konuşuyor. Kıs 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 yine konuşuyor bu. Buralar zaten kolay. Buraları geçemeyen oynamasın. Gerçekten oynamasın yani buraları geçemeyen. Buralarda daha zorluk bile yok. Buralarda daha zorluğun Z'si bile yok. Birazdan Karl Marx'ı göstereceğim. Heykeli var. Az kaldı oraya da. Şimdi varacağız. Şimdi karşıya atlamam gerekiyor burada. Bakayım. Evet, karşıya atlamam gerekiyor. Bir daha atlayalım. Çok güzel. Buraları artık speedrun yapıyorum. Alıştım oyuna. Ok yönüyle de zaten burayı gösteriyor. Burada koşulabilir. Ben biraz profesyonel olduğum için artık koşacağım buralarda. Oyunu bilmeseydim, ilk kez oynasaydım burada CTRL ile gidebilirdim. Buradan karşıya atlamamı istiyordu. Ben de onu dinleyeceğim ve atlayacağım. Karl Marx'a az kaldı, göstereceğim şimdi. Bu borudan koşmam gerekecek. Bak şu borunun şu kısımları var ya arkadaşlar, bakın. Oralarda takılabiliyorsunuz giderken. Dikkatli gitmek gerekiyor. Burada yardırın, zıplayın.
Bir şey olmaz. Hızlı bir şekilde geldik, daha düşmedik. O rüzgar gülüne kadar da düşeceğimi zannetmiyorum. Beni zorlamıyor çünkü oradaki hiçbir parkur. Geldik Kalmax'a, az kaldı. Buranın parkuru da kolay bu arada. Hiç zorlayıcı bir parkur yok. Ve bu oyunu oynarken zemindeymiş gibi hissedeceğiz kendimizi. Zeminde gibi hissedersek, yüksekte olduğumuzu hissettirmezsek kendimize, psikolojik olarak rahat bir şekilde oynarız ve düşmeyiz. Ben şu anda zemindeyim arkadaşlar, çaktırmayın. Şu an yüksekte falan değilim. Oyunun yine müzikleri çalıyor. Piyanoyla. Çalsın o arkada. Aya bak ne kadar güzel, kocaman. Bakın Karl Marx dedemiz burada. Kendisi arkadaşlar siyaset alanlarında falan şeyler yapmış birisidir. Burada da heyecanlanmayın. Şöyle gidin abi. Tutunuyor zaten karakter yani. Tutunabildiği için hiçbir yerden korkmadan zıplayabilirsiniz bu oyunu oynuyorsanız. Hatta ben size şu anda öğretici rehber çekiyorum ya. Değerimi bilin ya. İnşaat bölümüne geldik. Aptaki dayı var. Zaten bu bölüm şey, rüzgar gülünün olduğu kısımlara doğru gidiyor. Geçeceğiz bu sefer. Hızlı geldim zaten arkadaşlar, hiç zorlanmadık öyle. Şuraya rahatça zıplıyorsunuz, burada bir şey yok. Hiç çığlık atmadım, görüyorsunuz gayet profesyonel ve rahat bir şekilde bu oyunu oynuyorum. Şurada şimdi trenin içine gireceğiz, çok güzel burası. Böyle kıpkırmızı. Hatta first person modunu alayım, bak böyle bakabiliyoruz arkadaşlar. Aptakev, evet. Aptakev burası. Buradan şu şekilde rüzgar gülüne kadar gidebiliyormuşuz, o yatakla zıplayabildiğimiz kısmına. Onu speedruncılar yapıyor ama tehlikeli, ben önermiyorum. Aceleniz yoksa, speedrun yapmaya çalışmıyorsanız rahatça gelin buradan yapın. Bu kadar basit. Bak ayak kaydı ya, Allah kahretsin. Bak çıldırmadım da yani, sinirim bozuldu. Niye düşersin ki? Düşecek bir sebebin yoktu senin orada. Şurada şeye takılabiliyorsunuz arkadaşlar. Dikkatli zıplayın. Böyle bir şey olmaz. Tamam. Şu ne derler buna, ip mi derler? Onlara takılırsanız düşebiliyorsunuz, daha demin gösterdim. Uygulamalı olarak. Yerde bir araba var, polis arabası gibi. Oyuncular oraya düşerse diye yapmışlar herhalde. Benim gibi prolar oraları kullanmayacak. Boş. 1 2 3 Bakayım. Hah. 3 kat çıkıyoruz. Sonra burada mini bir parkur var. Bunu yapacağız. Rahat aslında. İlk kez oynayan biri zorlanır ama. İlk kez bu oyunu oynuyorsanız burada zorlanabilirsiniz. Burası çok rahat bir parkur ama yani. Çünkü her yerde taş var sağda solda. Yani düşme riskiniz olsa bile tutunuyor karakter. Bak. Kaç kere tutundum, düşüyordum mesela. Rüzgar gülüne doğru gelmeye başladık. Birazdan üstünden zıplayacağım. En son burada ölmüştüm, bu sefer ölmeyeceğim. Artık daha da yukarılara çıkacağım ve oyunu bitirmeye çalışacağım. Gerçekten yeterli yani. Bu sakızın çok etkisi var ya. Şu an benim tüm sinirlerimi götürdü. Çok rahat oynuyorum. Nefes kontrolüm bende. Bakın mesela şöyle atlarsanız, yere düşerseniz şöyle atlayacaksınız. Görüyor musunuz? Riskli yani. Böyle riskler almayın. Risk her yerde alınmaz. Ben size göstereceğim nerelerde risk alınır, nerelerde alınmaz. Şu inşaatın içinden geçip yukarıya çıkacağız. Buradan yukarıya çıkış yok mu? Sonra delirince delirdi oluyor ama ne yapayım arkadaşlar yani, ne yapabilirim ki? Trendeki kırmızı yere geldik. Oh ne güzel. Tekrardan geçelim. Aptaki eve de şöyle bir tekrardan bakalım. Daha demin üstündeydim. Olsun, yine çıkacağım. 5 dakika mı alır en fazla? Hatamı telafi etmeye geldim. Birazdan tekrardan oraya ulaşacağım ve bu sefer geçeceğim. Önemli olan hata yapmak değil. Bir hatayı 10 kez yapmak. O zaman ameli oluyorsunuz işte. Arkadaşlar hata yapın. Bir değil, birden fazla hata yapın. Çünkü hata yaptıkça büyüyeceksiniz ve bir gün o tecrübe denilen şeyin bütün bu hataların toplamı olduğunu anlayacaksınız. İşte o zaman gerçekten tecrübe sahibi olacaksınız. Bu oyun üzerinden çok güzel hayat felsefeleri, hayat dersleri veriyorum. Çünkü bu oyun bana hayatı sorgulatıyor. Rüzgar gülüne kadar geldik tekrardan. Harikayız. Bu bir başarıdır. Geçen bölüm buradan düşmüştüm. Çığlık falan atmıştım. Geldik arkadaşlar tekrar. Bu sefer geçeceğim. İnanıyorum kendime. Gerek yok heyecana, strese. Önemli olan hata yapmak değil, hatanızdan ders almaktır. Ben şu an dersimi aldım. Ya hatama sıçayım, dersime de sıçayım, ona da sıçayım. Şu an bu yaşandı mı şu an? Buradan da düştüm, Allah. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Ben aynı hatayı iki kere yapmam arkadaşlar. Görüyorsunuz. Rahat, profesyonel bir şekilde burayı da geçtik. Ben bu oyunu bitireceğim ya. Buraya kadar geldim, artık bu oyun biter. Yani bu oyunu bitirmeden ben bu oyunu kapatmayacağım. Şu dubaların üstünden şöyle zıplamam gerekiyor. Yatak var gerçi. Hiç amelelik yapmaya gerek yok. Bu ameleler için tasarlanmış. Bu oyun bugün bitecek. Kazanıyoruz. Bu tırların tutunma şeyisi beni hiç güvendirmiyor kendilerine. Aa köpek. Pişt. Bu da insan gibi konuşuyor ya. Buradaki hayvanlar havlamıyorlar.
Ses çıkarmıyorlar, insan gibi konuşuyorlar. Kör olduk. Güneş ışığından kör olduk. Nereden gideceğiz? Şöyle gideceğiz. Burada yere bakarak gitmemiz gerekiyor. Pratik nokta bu. Ve yüksekte olduğumuzu düşünmeyeceğiz. Burada psikoloji savaşı çok önemli. Psikolojinizi her zaman elinizde tutmanız lazım ve bu psikolojinizi kendiniz yönetmeniz lazım. Psikolojinizi konuşamıyorum ya. İstedikten sonra yapamayacağınız şey yok. Ben bu oyunu bugün bitireceğim. Bayağı yükseldik bu arada. Dağların zirvesine kadar yaklaştık hemen hemen. En aşağıdan nerelere geldik yani. Yukarıya bakalım. Aslında çok bir şey kalmamış. Daha ne kadar engel var bilmiyorum ama şöyle yukarıya baktığın zaman aşırı bir şey göremiyorum. Evet, yeni bir yere geldik. Harika. Burası neresi? Aha, asansör. Aha dayı! Ne yapıyorsun dayı? Ne alıyorsun? İçecek mi alıyorsun? Çıkabiliyor muyuz? Bindim ben için ama. Yok, hazıra konma diyor bana. Kendin git diyor. Burada cipsler falan filan var. Ben kesinlikle kullanmıyorum artık. Oyunda her şeyin üstünden zıplayabilirsiniz. Abimin üstünden de zıplayabilirsiniz. Buradan da zıplayabilirsiniz. Muhteşem. Ben bu arada bu oyunu bitireceğim arkadaşlar. Görüyor musunuz ne kadar profesyonel olduğumu? Hiç sırıtmıyorum. Burayı da geçtik. Yatak var. Bir zıplayayım mı? Evet. Bir daha zıplamama gerek yok. Ben sadece ne var ne yok diye bir bakmak istemiştim. Evet. Yol yıkıldı. Burayı diyordum. Size de sürpriz yapmak istedim. Eğer trollüne buradan zıplayıp atlasaydık şu an yere düşmüştük ve sövüyorduk yani. Başka açıklaması yok bunun. Otobüse bin. Dayı, ben ineceğim, durmayacağım. Şuradan inivereyim. Güzel. Aha, oyun bitiyor lan. Harbiden oyun bitiyor vallahi, bir şey kalmamış. Burası neresi? Abi ne yapıyorsun? Abimiz kızıyla gerçekten çok mutlu bir şekilde çeşmenin yanında duruyor. Ben de durayım şöyle. Oh, biraz yıkanalım. Hemen bin şuna. Bu bisikletler hareket ediyor mu? Bunları bir kontrol edelim. Bu oyunda her şeye güvenmemek gerekiyor. Bazen hareket etmez diye güvenirsiniz, üstüne çıkarsınız. Bir bakmışsınız yere düşmüş, sövüyorsunuz falan filan. Hiç gerek yok. Ofis grup. Aha, zenginlerin yerine gelmeye başladık. Bu parkurlar beni rahatlatıyor ya. Hiç beni germiyor biliyor musunuz? Ben bu parkurlar yaparken çok mutlu oluyorum böyle. Ne bileyim, hoşuma gidiyor. Böyle zorluk değil de böyle kolaylıkmış gibi sanki. Böyle beni rahatlatmak üzere yapılmış bir parkur. Bu düşüyormuş bak, buna güvenmeyin. Tutundum. Sakız var ya, sakızın faydası. Korktunuz değil mi? Hepiniz korktunuz. Ama ben sakinliğimi korudum arkadaşlar ve oyunu bitirmeye gidiyorum. Boss ofis. Patronun ofisiymiş. Patron da maşallah, ne iş yapıyor acaba patron ya? Arkadaşlar, hayatta bazen alınması gereken riskler var. Bu da onlardan bir tanesi. Şöyle. Evet. Çok rahat, çok profesyonel. Helikopter var. Şuna binip gidelim hocam ya. Buna binip gidelim ya. Binemiyor muyum ya? Oyun bitiyor. Oyun bitiyor arkadaşlar. Buralar artık bana kolay geliyor. Aşağıda o kadar çok parkur yaptık ki hepsi sanki eğitimmiş gibiydi. Ondan dolayı buralarda artık zorlanmayız. Zaten şu an kendimi zemindeymiş gibi hayal ediyorum. Yüksekte değilim ben aslında. Bir kere düştüm ama galeyana gelip sinirlenip hızlıca geçmeye çalışmadım. Aynı sakinlikte oynadım. Bunun sayesinde buralara kadar geldik. Sakinlik çok önemli arkadaşlar. Psikolojinizi siz yöneteceksiniz. Psikolojiniz sizi yönetmesin. Oh, otomatik çıkıyoruz. Oyun bitiyor. Herhalde oyun bitiyordur bak. Orada balonlar malonlar var. En üst beni ilgilendirmez. Burası. Winner bölümü. Oyun bitiyor. Hazırım. Ve oyunu bitirdik arkadaşlar. Görüyorsunuz, tacımı da takayım. Kaç dakikada bitirmişiz? 39 dakikada oyunu bitirdik. 39 dakikada oyunu bitirdik. Oyunu bitirdim ya. Ya ben harikayım ya. Görüyorsunuz, tacımı da taktım. Oyunu bitirdik vallahi. Güzel. Devam edelim. Burası beni yukarıya çıkartacak. Bundan sonrası da artık öylesine parkurdur. Antik Yunan mitolojisine ait unsurlar var burada. Mermer tarzı falan filan. Bir koyun beni karşılıyor. Burası cennetin kapısı arkadaşlar. Evet, burası cennetin kapısı. Şu an biz cennetteyiz. Aha, şu parmakları da biliyorsunuzdur. Birbirine değen tabloları falan filan var. Burada hızlı koşarsak yere düşeriz. Bulutların üstündeyim. Elma falan filan var. Arkadaşlar, şu an Hristiyan adetleri görüyorum burada. Bir tarihçi olarak. Burası cennetse bu yasaklı elma. Haberiniz olsun. Artık bulutların üstünde olduğumuza göre zaten yavaştan uzaya doğru çıkarız. Yağmur yağıyor. Bereket. Bereket geldi arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Aha. İsa heykeli. Bayağı burada Hristiyanların dininin reklamı yapılmış yani. Neyse. Taşlara bak. Bir tapınak. Evet. Tahmin ettim taşlardan dolayı. Aha. Evet. Haç var.
Kiliselerin üstüne yapılan şeylerden arkadaşlar. Resimlerden falan filan var. Çok güzel bir merdivenimiz var. Burası da bir tapınakmış görüyorsunuz. Hangi tapınak olduğunu bilmiyorum. Kitap var, İncil olabilir bu. Şu an İncil'in üstünden zıpladık. İncil beni zıplattı. İncil beni İsa'nın kollarına bıraktı. Evet, şu an İsa'nın sol omzuna doğru gidiyorum. Eli dayanıyor. Geldim. Aha! İsa'nın eli beni uçuruyor şu anda. Muhteşem. Bu oyunda olması gereken her şey gerçekten var yani. Abi benim karakterin yansıması gözüküyor. Güzel. Zıplayalım buradan. Evet, harika. Oo, burada bilim adamları var. E eşittir MC kare. Evet, Einstein. Darwin var arkadaşlar. Maymun var görüyorsunuz. Darwin'e buradan bir gönderme yapmışlar. Bu evrim teorisi var ya. Evrim ağacı şu an burayı çok beğendi. Onu iddia eden adam ve burada da evrimin sembolik bir heykel mi derler. Şeyini koymuşlar. Şöyle devam edelim. Burası bilim kısmı. Şu an din kısmından bilim kısmına geldik. Periyodik cetvel. Kimyacılar burayı beğendi. Kimya çalışmak istediğinizde periyodik cetveli aratmak yerine oyundan buraya kadar gelip bakabilirsiniz gerçekten. Burası gerçek bir kimyagerlerin. Oyunda her şey var ama bir cami göremedik yani. Camimiz nerede? Satürn'ün halkalarına çıkacağım. Bak, uzay şeyi var. Uzay teleskobu var. Çıkılıyordur halkalarına. Değil mi? Çıkılıyor. Şöyle bakalım. Çıkılıyor. Satürn, her zaman halkalarına çıkmak istemiştim. Teşekkürler. Bana bu şansı sunduğun için. Üstünde de maymun var. Artık parkurlara ben parkur demiyorum yani. Alıştım şunları yapmaya. Bunlar zor bile değil arkadaşlar. Buna zorlanan varsa da bir zahmet oynamasın. Oh, dön babam dön. Oyun bitiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir gidelim yavaş yavaş mesela, tamam mı, yürüyerek. Aman, koşunca takılıyorum. Şurada bir şey var ya, ona zıplamam gerekiyor ama koşmamam lazım. Hah, şu şekilde çık. Satranç. Bir şah fedası geliyor. Dur, satranç. Ya oyunda her şey var arkadaşlar, her şeyi eklemişler oyunda. Dini öğelerden her şeyine kadar var. Gerçekten var yani, helal olsun. Bir vezir fedası geliyor. Markus Carlsen miydi adamın adı? Evet. Çok ünlü ettiler onu da zaten. Aha, beyin. Lazım olanlar için alalım arkadaşlar beyini. Şimdi üstüne zıplamayayım. Ne olur ne olmaz. Oyun belki benimle dalga geçer. Beyinsiz, niye bunun üstüne zıpladın? Şimdi ateşte öldün der. Güvenemedim. Buraya kadar geldikten sonra güvenemedim. Aha. Omuzlarında dünyayı taşıyor adam. Atlama mı yapacağım? Aşağıya atlayabilirim. Şu şekilde. Beyinsiz dedi bana bak. Gerçekten ya, bana beyinsiz dedi oyun ya. Şöyle gidelim. Neyse, geziyoruz buralar arkadaşlar. Ben size buraları gezdiriyorum. Herkes buraya çıkamıyor sonuçta. Lan! Lan! Hayvan herif! Hayvan herif! Dinozor çıktı oradan. İnanılmaz. İnanılmaz. Ne oluyor? Dur, yavaş. Yukarıya çıkmak için ne yapmam gerekiyor? Kaplumbağa, gebeş kaplumbağası. Bana söyle, bana. Şimdi buradan nereye zıplanır mesela? Şu dallara zıplanır mı? Güvenemiyorsun ki hiçbir şeye. Çıkılıyormuş. Buradan şimdi bir puzzle yapacağım herhalde. Bulmaca yapacağım. Gebeş kaplumbağasına zıplayacağız. Gebeş kaplumbağası bizi götürüyor arkadaşlar. Burada dünyanın üstüne doğru gidiyoruz. Gebeş kaplumbağası ne kadar güzel gidiyor ya. Oh! Uçalım şöyle. Düşmeyelim de dur. Şimdi bu oyun her şeyi yapar. Bak şöyle sola doğru kırdım. Bu şerefsiz kaplumbağa beni düşürttürmeye çalışıyor olabilir. Biraz hızlı gitmeye başladı. Dikkatli sür. Dikkatli sür, beni düşürme. Beni tekrar buraya getirirsen söverim. Hayır, yapma öyle şeyler. İyi, güzel. Yukarıya çıkıyoruz. Aman, manevralara bak. Ayakta dursam ölmüşüm. Ayakta dursam ölmüşüm. Buraları bilmiyorum arkadaşlar. İlk defa geldim. O kadar manevra yaptın, sana da güvenemedim zaten. Dünyanın üstündeyim. Dünya dönüyor şu anda. Tabii ki de dönecek. Ama ben de dönüyorum onunla beraber. Tarak. Tarağın burada ne işi var mesela? Ben bunu anlamadım. Her şey tamam da tarak ne alakaydı yani? Git aşağılara koy onu. Ruş. Aha, kızlara bayağı bir gönderme var. Kızlar. Bize bayağı bir gönderme yapmışlar burada. Hıyar mı bu? Bu da bize mi gönderme? Bu ne lan? Yoksa düşündüğüm şey mi? Hayır. Neyse, düşünmeyeceğim. Çilek. Çilekler. Arkadaşlar ben bayağı iyiymişim böyle oyunlarda ya. Bana böyle oyunlar oynatsanız da siz. Niye bana böyle oyunlar oynatmıyorsunuz? Ben bu oyunu bitireceğim birazdan. Korsan gemisi en sevdiğim. Kayıyor mu bu? Biraz tehlikeli arkadaşlar. Çok güvenmeyelim.
Deniz var, güvenmeyelim. Hiçbir şeye güvenmeyin arkadaşlar. Bu oyundaki deniz bile fake olabilir, anladınız mı? Düşmeden anlayamayız. Dikkat. Ah, gidiyoruz. Oyun bitiyor ya. Şuna bak ya, yukarıda ya. Oyun bitiyor ya. Muhteşem. Tamam, eyvallah eyvallah eyvallah. Bundan sonrası bende. Martılara vurmamaya çalışacağız. Şöyle siper alalım. Bunlar bana vurmaya çalışıyor olabilir. Biraz dikkatli oynayacağız. Saldırıyorlar mı acaba bana? Şöyle bir gideyim. Bunu sanırım içine atlayacağım. Ateşle beni. Tamam dur. Tekrar ateşle beni. Sıkıntı oldu. Bir daha ateşle beni. Aman yavaş. Biraz geriye doğru arkadaşlar atlayalım ki oraya çarpıp falso almayalım. Biraz geriye zıplayacağım. Bakın şöyle biraz geriye zıpladım. Şimdi olur. Şunun üstüne çık hatta. Sen mükemmelsin ya. Sen mükemmel bir detaysın ya. Aman dikkat. Buzda falan kayarız şimdi. Hiç belli olmaz ne olacağı. Hayır! Şerefsiz buz. Bilmiyordum. Buraları bilmiyordum arkadaşlar. İsa bari elini atlayayım da beni tekrar götür ya. Teşekkürler İsa'nın ellerindeyiz tekrardan. Ayıp oldu ama yani ya. Ben bilmiyordum ki, bilmediğim için niye üstüme geliyorsun? Ben o buzun kırılıp kırılmadığını bilmiyorum yani. Neyse. Paniğe gerek yok. Aşağıda bir kere daha düşmüştük o inşaatta. Sıkıntı yok, halledeceğim şimdi. Gebeş kaplumbağa, ben geldim yine. Gebeş kaplumbağa, özledim ben seni. Sen yine aynı manevralar yapacaksın. Beni düşürmeye çalışacaksın da. Sıkıntı yok. Arkadaşlar. Ne kadar düştüğünüz değil, ne kadar sabırlı olduğunuz önemlidir. Tekrar çıkacağım oraya. Risk aldım. Yapacak bir şey yok. Şimdi böyle atlarsam tekrar düşebilirdim. Burası da riskli mesela. Burada da çok risk almam lazım. Tamam, sakin ol, sakin ol, düşmedik, sakin ol. Çok heyecanlandım orada. Eyfel Kulesi'ne çıkıyoruz, çok güzel. Çık Eyfel Kulesi'ne, bak bunlar riskli. Şöyle gidelim. Bu kadar rahat, bu kadar profesyonel. Normalde o portakala da atlayabilirdik de ben atlamadım. Arkadaşlar Roblox'ta bir oyun var, oyunda Roblox. Yani Roblox, Roblox oynayanlar varsa oynuyor. Güzel, düşme. Bu ne lan? Karşıda bir şey var gibi. Yine bir şey konuşuyor. Konuşalım. Söyle dayı, söyle. Bana söyle. Gebeş kap. Tamam yeter. Evet. Şu anda dağların zirvesinden biri yukarıdayım. Ve helikopter tarafından bir yere götürülüyorum. Çok güzel. Şu otomatik götüren şeylere bayılıyorum ya. Atla diyor ya. Atlayalım. Aha kediye geldim. Aha oyunun başlangıç ekranı. Oyunun başlangıç ekranı buradaydı. Değil mi? Böyle bir şeydi. Güzel. Çinlilerin olduğu yere geldik. Samurai diyor. Burası Japonya o zaman. Burası yıkılmıyor değil mi? Japonlar sağlam adamlar. Yıkılmaz burası. Tamam. Burada yemekleri var. Tamam. Bu Japonya'nın map'i şu an çok riskliymiş. Onu öğrendik. Çok güvenmeyeceğiz Japonlara. Deniz anası. Zıpla. Tamam. Tamam, bunlar Japonların ya. Çinlilerde böyle kültür mü olur? Onlar gitsin böcek yesin ya. Shuriken. Shurikenlerin üstünden çıkalım. Samuray kılıcı. Çok güzel. Samurayları severim. Samurayların tarihine bakıyordum. Eğilerek gideyim. Neyse. Beterin beteri var. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hemen şöyle kısadan atlayıp geçeceksiniz. Sonra şımarıyorlar. Geçtim. En sevdiğim parkur bitti. Selamun aleyküm hocam. Confucius musun sen, nesin? Tanıyamadım tam olarak. Burada bana diyor ki sabrın sonu selamettir diyor. Oyun niye siyah beyaz ya? Renklerim gitti ya. Aha deniz feneri. Bunlar ne, coin mi bunlar? Aha bir şeyler topladım. Gidelim bakalım. Burası niye gerilimli bir temaya sahip anlamadım. Balinanın sesleri falan var. Harika. Kolay ki burası bu arada. Parkur anlamında burası zor değil şu anda.
Ağzına giriyoruz balinanın. Hah, renklendi hele şükür. Neden buraya atladım bilmiyorum. Ölürüm diye mi? Psikolojik olarak buraya atladım. Evet, denizcileri yutmuş bu balinamız. Çok aç bir balina. Şimdi ben buradan aşağı düşersem ölüyor muyum? Güvenemedim ki. Ben balinaya güvenemedim. Ne yapacağım ben? Hı. Tamam. Bir siyah bir beyaz oluyor burası da. Neyse, şu an renklendi en azından. Tekrardan dünyam renklendi. Arkadaşlar, balina kalbi böyle bir şeymiş işte. Görün. Bir insandan daha büyük. Aman Allah'ım, ne oluyor? Beni kandırmıyorsunuz değil mi? Oyun bitecek birazdan. Roma dönemi! Hayır. Emeklerim. Bitirdim ki oyunu. Ben bitirdim bu oyunu. Ben bu oyunu bitirdim. Bak, aşağıya düşmem zaten 2 dakika sürecek. Su için bari. Bitti oyun arkadaşlar. Resmi olarak bitirdik. Benlik bir durum yok. Hatamdan dolayı olan bir şey yok. Aşağı düşmem 2 dakika sürüyor. Bu oyunla da bir daha bir alakam olmaz. Devam et. Oraya da düşme. Şöyle. Gördük. En yukarıda ne var gördük. Bitirdik oyunu. Hiç sinirlenmeyeceğim. Ben oyunu bitirdim. Ben ağlayacağımı aldım bu oyundan. En sonunda arkadaşlar bu şekilde orayı da geçiyorduk. Sonra böyle asansör gibi bir şey varmış. Bizi en yukarıya götürüyormuş. Böyle çıkıyoruz işte. Ve bir astronot dayı bizi karşılıyor. Sonra bizi dünyadan götürüyor işte. Bitiremedim ya, of! Bitirmiştim de neyse. En sonunda düştüm. Neyse, zaten 2 dakikalık oynanışı kalmış, aman. 2 saat boş yapıyorlar, sonra bizim kız sonunda astronot kıyafetini giyiyor. Ne NPC, şu hareketlere bak ya. Sonra buradan gidiyor işte dünyadan. Oyun bu kadar. Oyunun son kısmı kısaca bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz, bayağı emek verdik. Bayağı çıktık. Ben bitirdim sayıyorum. Umurumda değil. Bir daha da oynamam bu oyunu. Zaten son kısmı da değmiyor. Böyle uçağa biniyorsun gidiyorsun. O kadar parkur geçiyorsun. Bari bir sahne görelim. Şöyle bir şeyler görelim. Bir aksiyon olsun. Yok. Sadece uçağa biniyorsun gidiyorsun. Bu kadar. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Sonraki videolarda, sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.